Homeros'un İlyada Destanı'nın 3. kitabına hoş geldiniz. Kanalımdan yeni haberdar olduysanız yahut daha önceki bölümleri izlemediyseniz ya da dinlemediyseniz açıklamalardaki oynatma listesinden diğer bölümlere ulaşabilirsiniz. Şimdi 3. kitaba başlamadan önce nerede kalmış olduğumuzu kısaca hatırlatmak isterim. En son görkemli betimlemelerle dolu bir şekilde Troya ordusuyla Aka ordusu birbirlerine doğru yürüyorlardı. Homeros'un dizeleriyle başlayalım. Her bir ordu, başta komutanları sıra oldu. Troyalılar yürüdüler kuşlar gibi, çığlık çığlığa. Turnalar göklere yükselirdi hani, kasırgadan sağanak sağanak yağmurdan kaçıp okyanus akıntılarına doğru bağıra çağıra uçarlarsa nasıl? Pigme cücelerine korkunç bir savaş, ölüm, yokluk getirerek şafak vakti. Akalar da ateş püsküre püsküre, birbirlerine yardım için yana yana yürüyorlardı sessiz sedasız. İşte böylece birbirlerine gitgide yaklaşırlar ve karşı karşıya dururlar. Troyalılardan tanrı yüzlü Alexandros öne doğru çıkar. Omuzlarında bir Pars derisi vardır ve yine omuzunda yayıyla kılıcı asılıdır. İki elindeki iki kargıyı düşmana, akalara doğru sallayarak onlara meydan okur. Ancak Alexandros'un kim olduğunu aslında biliyoruz. Alexandros, Truva Savaşı'nın başlamasına sebep olmuş olan Paris'ten başkası değil. Paris ki, Argos kraliçesi Helen'i kocası Menelaos'tan kaçırmıştır. Menelaos da Agamemnon'un kardeşi. Ares'in sevdiği Menelaos, kalabalığın içinde onun uzun adımlarla öne atıldığını görünce sevindi kocaman bir ava gözü ilişen aslan gibi. Aslan çok acıkır da hani bulur boynuzlu bir geyiği ya da bir yaban keçisini. Çevik köpekler, gürbüz delikanlılar önlemek isteseler bile çabucak parçalayıp yer onu. Tanrı yüzlü Alexandros'u görür görmez işte Menelaos tıpkı öyle sevindi. Hele ona bir ödeteyim dedi suçunu. Atladı arabadan silahlarıyla yere. Alexandros, Menelaos'un ona doğru atıldığını gördüğü zaman tabii yüreği ağzına gelir, sararır beti benze atar ve Troyalı askerlerin arasına çekiliverir. Onun bu gövde gösterisinin ardından sergilediği korkaklığı görünce Alexandros'un abisi Hektor çok öfkelenir. Seni alçak, seni parlak oğlan, seni çapkın, seni ırz düşmanı seni. Hiç doğmaz olaydın keşke. Ya da kalaydın ölümüne dek evlenmeden. Çok isterdim bunun böyle olmasını. Hem çok da iyi olurdu hani. Ne baş belası kesilirdin o zaman, ne de yüz karası olurdun başkalarına. Amma da hoşlanacak gür saçlı akalar. Güzelliğine bakıp soylu bir öncü saydıkları adamın, görünce aslında tabansız, korkak, kof olduğunu. Böyleyken yoldaşlarını toplayıp, enginleri aşan gemilerle nasıl açıldın denize? Nasıl karıştın yaban ellere? Nasıl kaçırdın ta uzak ülkelerden? Kargı salan erlerin gelini, güzel yüzlü kadını. Baş belası yaptın onu babana, halkımıza, ilimize. Sevindirdin düşmanlarını tekmil. Rezil kepaze ettin kendini. Ares'in sevdiği Menelaos'a karşı koyamıyorsun ha? Onunla bir boy ölçüş de gör bak. Körpe karısını kaçırdığın adam ne adam? Sen toza toprağa bulandığın zaman göreceksin, hiçbir işe yaramayacak. Ne yüzünün, saçının güzelliği, çalgı çalmadaki ustalığın ne de. Afrodit'in armağanları bütün. Ne çekingen insanlarmış şu Troyalılar. Öyle olmasaydılar senin ettiklerine karşı çoktan bir tek yerin kalmazdı taşlanmadık. Burada bir şey görüyoruz. Evet, Troyalılar Akalara karşı savaşıyorlar ama savaşmalarının sebebi aslında Alexandros'un Helen'i kaçırmasını haklı bulmalarından değil. En başta abisi Hektor buna çok karşı ve Helen'den ziyade Alexandros'u suçluyor. Ama Alexandros ne kadar korkak olsa da, ne kadar keyfine düşkün olsa da aslına bakarsanız dışarıdan görüldüğü kadar da insaniyet yoksunu değil diyelim. Çünkü şöyle karşılık verir. Beni azarlamakta hakkın var Hektor yerden göğe. Senin yüreğin her zaman bir balta gibi azgın. Bir gemi ustası elinde yarar kütüğü. Vurdukça da arttırır insanın gücünü. Azgın bir yüreğin var göğsünde. İşte onun gibi. Altın Afrodit'in güzel armağanlarını vurma yüzüme. Tanrıların mutlu armağanlarını hor görmemeli. Ne verirlerse verir onlar. Bunları insan keyfince alamaz ki. İlle de istersen benim dövüşmemi, Troyalıları, tekmil akaları oturt yere. Koyun ortalarına Ares'in sevdiği Menelaos'la benim. Çarpışalım Helena için, bütün malı için. Alsın bütün malı, götürsün karısını evine. Kim üstün gelir, kazanırsa zaferi. Ant içsin, dost olsun ötekilerde. Siz Troyalılar oturun bereketli Troya'da.
Akalar da at besleyen Argos'a dönsünler, güzel kadınlı Aka topraklarına. Alexandros kısaca diyor ki, madem ki bu savaş artık böyle bir çıkmaza girdi, o zaman iki ordunun birbiriyle savaşıp bunca insanın ölmesi yerine Menelaos'la ben birebir dövüşelim, kim kazanırsa savaşı da o kazanmış sayılsın. Tabi Hektor bunu duyduğu zaman çok sevinir. Troya ordularını durdurur ve öne doğru atlar. Onun öne doğru atlamasıyla Akalar birdenbire savaşma pozisyonuna geçerler. Fakat Agamemnon Hektor'un konuşmak için geldiğini anlar ve o da kendi ordusunu durdurur. Hektor Alexandros'un sunduğu teklifi Akalara söyler. Kimseden ses soluk çıkmaz. Ancak Menelaos konuşur. Dinleyin şimdi beni hepiniz. Benim yüreğime girdi en çok acı. Akalarla Troyalılar ayrılmalı bence. Alexandros yüzünden çıkan bu kavgada biliyorum çok acılar çektiniz. İkimizden kimin eceli gelmişse ölsün o. Ama ötekiler de ayrılsınlar çabucak. Troyalılar getirin koyunları hadi. Erkeği ak olsun, dişisi kara. Toprak tanrıya biri, güneş tanrıya biri. Getirelim Zeus için de bir tane. Ulu Priamos'u da çağırın buraya çabuk. Madem çocukları taşkın, güven olmaz ona, andı kendisi yapsın gelsin. Hem Akalar hem de Troyalılar Menelaos'un da bu teklifi kabul etmesine çok sevinirler. Nihayetinde savaş kazasız belasız atlatılacaktır. Priamos'u yani Troya'nın yaşlı kralını çağırması için Hektor iki tane haberci gönderir. Bu esnada bizim sahnemiz de savaş alanından Troya Sarayı'na geçer. Troya Sarayı'nda Helen koltuğunda, sofasında oturmuş bir kumaş dokumaktadır. Bu kumaşın iki tarafında da Troya'dan savaş sahneleri vardır. Cenk eden, ölen yiğitler. Önceki bölümlerden de haberci tanrıça olarak bildiğimiz Iris, Helen'in yanına yaklaşır. Ancak elbette kendi suretinde değil. Helen'in görümcesi yani Priamos'un kızlarından biri olan Laodike'nin kılığına girmiştir. Laodike kılığındaki Iris, Helen'e olan biteni anlatır. Önceden senin yüzünden ölüyorlardı, bak şimdi savaşmayı bıraktılar. Şimdi Menelaos'la Alexandros çatışacak ve hangisi kazanırsa seni de o alacak. Hadi gel sen de gör nelerin olup bittiğini. Böyle söyledikten sonra Helen'in yüreğinde eski kocası Menelaos'a duyduğu özlem yükselir. Gözlerinden yaşlar dökülürken beyaz ketenden kumaşlarını sarınır ve batı kapısına doğru giderler. Batı kapısında bir kule vardır ve bu kulenin tepesinde de Priamos ile onu çevreleyen bilge ihtiyarlar oturmaktadır. Bu bilge ihtiyarlar Helen'i görür görmez şöyle söylemekten kendilerini alamazlar. Troyalılarla Akaların böyle bir kadın için yıllardır acı çekmeleri hiç de ayıp değil. Yüzüne bakan ölümsüz tanrıçalara benzetir onu. Ama yine de binse gemiye keşke, gitse. Gitse de bizi, çocuklarımızı belaya sokmasa. Priamos da Helen'e doğru seslenir. Buraya, yanıma gel kızım, otur şöyle. Gör bak işte, eski kocan, hısım akraban, dostların. Bence suçlu sen değilsin, tanrılar asıl. Onlar yığdı başıma kan ağlatan savaşı. Gel söyle bana, şu eşi görülmedik adamın adı ne? Kim bu alımlı, iri yarı yiğit? Boyca ondan uzun olanlar gerçi var ama onun gibi güzel olanı görmedi gözlerim benim. Bir krala benzer bu adam. Priamos'un krala benzettiği adam aslında kralın ta kendisidir, Agamemnon. Helen ona bunu söyler. Ayrıca şunu da söyler. Senden hem korkarım hem sayarım seni sevgili kayınbabam. Oğlunla buraya gelmeseydim keşke. Evimi barkımı, o nazlı büyüttüğüm kızımı, hısım akrabamı, can yoldaşlarımı bırakmasaydım. Kara ölüme razı olaydım keşke. Böyle olmadı ne yapalım ki? Bak eriyip gidiyorum gözyaşı döke döke. Burada ne görüyoruz aslında? Helen de pek kendi rızasıyla Troya'ya kaçmış gibi durmuyor. Yani genelde betimlenenin aksine bu bir aşk destanı değil. Paris yani Alexandros Helen'i kaçırıyor ama bunda Helen'in rızası var mı? Sanki yok gibi. Priamos sonra başka birini sorar. Silahları yere bırakmış askerlerin arasında dolanan bir adam. Helen de onun Odysseus olduğunu söyler ve Odysseus'un çok akıllı olduğundan, türlü türlü hile bildiğinden, oyunlarıyla herkesi kandırabildiğinden bahseder. O böyle söyleyince ihtiyarlardan biri Odysseus'u hatırlar, daha önce görmüştür. Şöyle betimler, somurtmuş bir aptal sanırdınız siz onu. Ama göğsünden çıkarınca gür sesini,
savrulurdu sözler, lapa lapa yağan kar gibi. O zaman hiçbir insan yarışamazdı Odysseus'la. Bizi saran onun güzelliği değil, işte buydu. Aslında burada Odysseus'la Alexandros arasında bir tezat var değil mi? Alexandros ilk bakışta çok soylu görünüyor ama ne zamanki eyleme geçiyor, o kaçıp geriye gitmesinde olduğu gibi aslında göründüğünün tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. İşte Odysseus da bunun zıttı bir şekilde bir önceki bölümde insanları ikna etmesinden de gördüğümüz gibi dışarıdan bakıldığında böyle bir adam olarak görülürken konuşmaya başladığında bir anda bilgeliği ortaya çıkıyor. Onlar böyle konuşa dursun haberciler nihayet Batı Kulesi'ne varmışlardır. Priamos'a silahların bırakıldığından bahsederler ve onun gelmesi gerektiğini söylerler. Çünkü yemin töreni yapılacaktır. Priamos da arabasına biner ve batı kapılarından savaşın yapıldığı ovaya doğru yola çıkar. Biz de o kulenin üzerinden savaş alanına doğru gidiyoruz. Kurbanlar gelmiştir. Agamemnon ellerini göğe doğru açarak haykırır. Zeus baba, İda dağından hükmeden ulu tanrı. Sen Helios, her şeyi gören duyan sen. Irmaklar ve toprak ve siz yer altında andını bozmuş insanlara acı çektiren tanrılar. Tanık olun bana, koruyun candan antlarımızı. Alexandros öldürürse Menelaos'u, alsın Helene'yi. Bütün malını alsın. Çıkalım yola biz de denizler aşan gemilerimizle. Ama sarışın Menelaos öldürürse Alexandros'u, Troyalılar versin Helene ile bütün malını. Argoslulara yaraşır öyle bir karşılık ödesinler ki, gelecekteki insanlar arasında anılsın dursun. Ama Alexandros yere yıkılır da, Priamos'la oğulları ödemek istemezse bana bu karşılığı, öç almak için ben burada kalacağım. Dövüşeceğim savaşın sonunu alıncaya dek. Böyle dedikten sonra kurbanları keser ve tabii bununla bitmez. Taslara şarapları doldururlar ve toprağa dökerler. Bu bir antik Yunan ritüeli. Tanrılara sunu yapıyorlar. Tanrılara sunu yaparken bir yandan da haykırmaya devam ederler. Her kim ki bu yemini bozarsa onun beyni de tıpkı bu şarabın toprağa aktığı gibi yere aksın. Her kim bu yemini bozarsa onun karısı çocukları köle olsun. Tabii zafer dilekleri dilerler ama Zeus onların hiçbir dileğini kabul etmez. Çünkü bir kere Akileus'a yardım etmeye söz vermiştir. Ama elbette bundan haberdar olmayan askerler otururlar, dizilirler etrafa. Alexandros ve Menelaos da silahlarını, zırhlarını kuşanırlar, karşı karşıya gelirler. İlk hareket olarak Alexandros Menelaos'a kargısını fırlatır ama kargı Menelaos'un zırhını, kalkanını deşip geçemez. Şimdi sıra Menelaos'tadır. Menelaos da Alexandros'a, Zeus'a dualar ede ede kargısını fırlatır. Bu sefer kargı Alexandros'un zırhını deler geçer ama sıyırır. Gömleğinden sıyırır. Alexandros bir eğilme hamlesiyle son anda ölümden kurtulmuştur. Menelaos kılıcını çekip Alexandros'a saldırır ancak kılıcını Alexandros'un tolgasına indirdiği anda kılıcı 3-4 parçaya ayrılıverir. Sonra Alexandros'u bu defa tolgasından yakalar ve onu böyle sürüklemeye başlar. Ancak o tabii tolgayı tutan kayış çekilince Alexandros'un boynu incinme tehlikesi altına girer. Tam o esnada gerçekten Menelaos Alexandros'u öldürecekken Afrodit olanları görür ve o kayışı koparıverir. Öyle olunca Menelaos'un elinde Alexandros'un tolgası kalır. Alexandros geri gitmeye başlar. Ama Menelaos'un gözü o kadar dönmüştür ki intikam isteğiyle Alexandros'un üzerine hücum eder. Baktı ki Afrodit başka hiçbir çaresi kalmadı. Alexandros'u başka türlü kurtaramayacak. Alexandros'u aldığı gibi kaçıverir. Afrodit Alexandros'u koyu bir bulutun içerisine sararak Troya sarayına yatak odasına götürür. Ardından o batı kulesinin en üzerindeki Helen'in yanına gider. Helen'in de tanıdığı ve çok sevdiği yün eğiren bir ihtiyar kadının kılığına girerek Helen'in karşısına çıkar. Buraya gel, Alexandros eve çağırıyor seni. Yatak odasında. Köşeleri yuvarlak döşeğinde yatıyor. Rubaları yepyeni, güzelliği bir içim su. İnanmazsın bir yiğitle dövüştüğüne. Sanki eğlenceye, oyuna gitmeye hazır. Ya da eğlenceyi, oyunu bırakmış dinleniyor gibi. Helen tabii karşısındaki kadının gözlerindeki ateşe ışıltısına bakınca onun Afrodit olduğunu anlar. Şöyle bir titrer, artık sinirden mi bilinmez ve bir anda içine dökmeye başlar. Yine mi sensin tanrıça?
Neden hep baştan çıkarmak istersin beni? Tanrısal Aleksandros'u yendiği şu sıra, Menelaos alıp beni eve götürecekken tam, iler tutar yeri kalmamış beni. Çıktın yine karşıma bir sürü düzenle. Paris'in yanına kendin git yerleş hadi. Çık ayrıl tanrılar yolundan. Bir daha ayak basma Olimpos'a. Ona bak, dert edin kendine onu. Sonunda ya karısı yapsın seni ya kölesi. Oraya ben taş çatlasa gitmem. Yakışık almaz. Hoş görmez kimse. Yapamam bir daha onun döşeğini. Troyalı kadınlar söylenirler arkamdan. Hem yüreğimde benim dinmez acılar var. Gene biraz önce söylediğimiz gibi Helen aslında eve dönmek istiyor. Helen aslında Aleksandros'la birlikte olmak istemiyor. Ama Afrodit bunun böyle olmasını istiyor ve bir tanrıçaya karşı çıkmak da gerçekten yürek ister. Gördüğümüz gibi Helen en sonunda umutlarla dolmuşken, Menelaos onu eve alıp götürebilecekken bunun bozulmuş olmasına o kadar öfkeli ki Afrodit'e, bir tanrıçaya meydan okumaya cüret edebiliyor. Tabii o öyle yapınca Afrodit de çok sinirlenir. Sakın benim damarıma basma. Eğer sana bir bilenirsem, sana bir öfke duyarsam, Troyalılarla Danaoları yani Akaları birbirine daha fena düşürürüm. Sen de arada geberip gidersin. Helen'in tabii ödü kopar ve bunun üzerine Afrodit'in arkasından yürümeye başlar. Aleksandros'un yatak odasına gittiği zaman Helen ona şöyle söyler. Savaştan geri döndün demek. Orada kalaydın da öleydin keşke. Eski kocam o güçlü adam eziverseydi seni. Gücünle, kargınla övünür dururdun boyuna. Ares'in sevdiği Menelaos'tan üstündün hani. Çağır şimdi onu hadi git. Bir daha dövüşsün seninle gelsin. Yok, otur oturduğun yerde. Varma ileri. Sarışın Menelaos'la dövüşeyim deme sakın. Kargısı altında hiç olmazsa can verme. Paris şöyle karşılık verir. Ağır sözlerle azarlama beni böyle. Bugün Menelaos Athena eliyle beni yendiyse bakarsın ben de onu yenerim bir gün. Bizden yana da tanrılar var. Seninle sevişelim gel şu döşekte. Sevgi hiç dolmamıştı içime bu kadar. Seni kaçırıp kayalık odada döşekte sarmaş dolaş olduğumuz gün bile şu anda sevdiğim gibi sevmedim seni. Tatlı istek hiç sarmadı beni böylesine. Böyle dedikten sonra döşeye doğru yürür ve karısı Helen de onun arkasından gider. Onlar yumuşak döşekte yata dursunlar. Agamemnon tıpkı kızgın bir kaplan gibi savaş alanında ileri geri yürümekte ve öfkeden köpürmektedir. Aleksandros nerede? Neden savaş alanından bir anda kayboldu? Aslına bakarsanız bu sorunun cevabını ne Troyalıların ne de Akaların bilmemesi bir yana, Troyalılar bu sorunun cevabını bilselerdi anında söylerlerdi. Çünkü şöyle diyor Homeros, aslında Paris'ten tiksiniyordu hepsi. Kara ölümden tiksinir gibi. Agamemnon da hem Troyalılara hem de Akalara dönerek şöyle der. Troyalılar, Dardanoslular, yardımcıları, dinleyin beni. Görünüşte Ares'in sevdiği Menelaos da zafer. Hadi verin Argoslu Helena ile bütün malı. Üstelik öyle bir karşılık ödeyin ki gelecekteki insanlar arasında anılsın dursun. Atreus oğlu böyle dedikten sonra Akalar da başlarını onaylar bir şekilde sallarlar. Böylece 3. kitabımızın da sonuna geliriz. Ben 3. kitabı ayrı bir seviyorum çünkü bu kitapta sanki bir film izler gibi bir mekandan diğerine geçiş yapıyoruz. Ve her mekanda aslında adını çok fazla duyduğumuz isimleri, mesela Aleksandros yani Paris, mesela Helen, daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Ayrıca bu kitap bazı önyargılarımızı da yıkıyor. İlyada'ya dair. Çünkü İlyada dışarıdan bakıldığında Truva Savaşı'nın popüler kültürdeki temsillerinden dolayı sanki bir aşk hikayesini anlatıyor gibi. Paris Helen'i kaçırmış, ne kadar da birbirlerine aşıklar. Halbuki gördüğümüz üzere durum hiç de öyle değil. Bu bir yana belki de en önemli nokta, İlyada her ne kadar bir savaş destanı olsa da biz 3. kitapta görüyoruz ki kimse savaşmak istemiyor. Çünkü savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunun, nasıl yıkımlara sebep olduğunun hepsi farkında. Bu açıdan da gerçekten binlerce yıl önce bu kadar insani bir şiirin yazılmış olması beni çok etkiliyor her zaman. Tabii ki her şey böyle sona ermiş olsaydı bu destanın boyutu sadece bu kadar olurdu ama öyle değil. Dolayısıyla 4. bölümde devam edeceğiz. Neler olduğuna bakacağız. Hatta biraz daha tanrılar dünyasına gideceğiz 4. kitapta. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Görüşürüz.